Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Video genel olarak arkadaşlar meme coinler üzerine olacak. Yükseliş beklediğim genel olarak boğa içerisinde güçlü yön yukarı gidebileceğini düşündüğüm ve beraberinde tabii ki iyi katlama oranları beklediğim meme coinleri içerecek. Bu arada bunlardan ilki Lunge olmak suretiyle arkadaşlar en son biliyorsunuz 51 milyonun üzerinde Lunge yakıldı. Bununla epey bir gündeme geldi. Lunge bir meme coin midir? Evet, Lunge bir meme coin'dir. Üzerinde her ne kadar meme coin gibi olmasa da Klasi'nin yaptığı açıklamalar bozulmuş bir ekosistem ve bu kadar ciddi volatilite inanılmaz derecede spekülasyon tabii ki bunu getiriyor. Lunge en son büyük düşüşler yapmış olsa da orta uzun vadede ciddi açılım beklediğim bir kripto paradır arkadaşlar. Bunları geçmişte de gerçekleştirmiştir ki ekibin genel stratejisi üzere yani bunu Zaradar da kabul etmiştir. Haberi sat üzere işler. Bozulmuş ekosistem beraberinde yeni öneriler, 2023'ün yol haritası, gelecek olan manuel yakın ve Teraport'un yeniden burada faaliyete gelebilmesi gibi katalizörleri halihazırda bünyesinde barındırır. Dolayısıyla ben Lunge'un gerçekten güçlü yükselişler yapacağını düşünüyorum ve alınabilecek bir kripto para olduğunu boğa sezonuna dahil edebileceğimizi de bu şekilde düşünüyorum. Bunlardan bir diğeri Doge'dur. Aynı şekilde Doge yatırımı da yapılabilir arkadaşlar. Elde tutma oranları çok ileri seviyelere kadar gelmiştir. Cüzdanlar inanılmaz derecede sıkı haldeyken Binance balinalarının en çok alım yaptığı coinlerden bir tanesidir. Aynı zamanda ABD tarafında Bitcoin'den sonra en çok yatırım yapılan altcoin de Doge'dur arkadaşlar. Burada Elon Musk'ın etkisi, Twitter'a entegrasyonunun beklenmesi gibi pek çok haber kaynağıyla birlikte yön yukarı hareket gerçekleştirmesi beklenen bir kripto paradır. Biliyorsunuz yakın zamanda yine piyasaya çıkmış, daha doğrusu piyasada haberleri çıkmış diyecektim. Bitcoin de Lash'tir. Shibarium'un gelişi gibi haberlerden pozitif etki almış bir kripto paradır arkadaşlar. Zaten doğrudan doğruya Shiba Inu'nun yerel tokenlarından bir tanesidir. Ödül tokenlarından biridir. Burada ben diğer Shiba Inu coinlerine göre biraz daha pasif bulsam da Lash'i yatırım yapılabilecek hele ki Shibarium'un gelişiyle birlikte değerlenebilecek kripto paralardan biridir. Dolayısıyla evet Lash yatırımı da yapılabilir ancak şunu unutmamak lazım. Dediğim gibi diğer Shiba Inu coinlerine göre biraz daha pasif kalır. Dolayısıyla daha hafif bir sermaye ile girilirse ben daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir diğeri Floki olacaktır arkadaşlar ki Floki benim bu rally etabında en çok hareket beklediğim meme coinlerden biridir. Floki en son Wazirex'te listelendi. Bunun üzerine yön yukarı hareket yaptı. Beraberinde tabii ki şu an bunun düzeltme etabında bulunuyor. Ciddi anlamda bir hacminin bulunması yani piyasada ölü diyebileceğimiz haldeki hacminin bile ortalamanın çok çok üzerinde olması özellikle uzun vadede büyük ölçüde alımlar gelebileceğinin potansiyel bir göstergesidir arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Katalizör olarak Valhalla yani Metaverse'ün gelişi, NFT'ler devamında çok ciddi yakım ihtimali yüksek bir kripto paradır ki ekip bunu yapacak arkadaşlar. Bunlarla birlikte aynı zamanda benim bu sezon içerisinde en çok listeleme beklediğim borsalar tarafından aynı zamanda Binance'da da listeleyeceğini düşündüğüm kripto paralardan biridir. Floki'den de ben büyük hareketler bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım yapılabilecek meme coinler arasında yer aldığını düşündüğüm bir kripto paradır. Bunlardan bir tanesi de Bon. Aslında Floki'ye yine çok benzer bir şekilde arkadaşlar. Bon tarafında da uzun vade yükselişlerini bekliyorum. Sebeben yine emsallerine göre tıpkı Floki gibi çok daha fazla iyi bir hacim barındırır. Son yükselişlerle beraber elde tutma oranları büyük seviyelere gelmiştir ki bunun artması da beklenti dahilindedir. Zira bu da trader oranlarının yüksekliğinden geçer ve balina aktivitesinin fazla olduğu bir kripto paradır. Aynı şekilde bütün bunların dolaylı yoldan Binance'a kadar gideceğini düşündüğüm diğer borsalarda çokça listelenme ihtimali bulunan Shibarium geldikten sonra özellikle büyük atılımlar ve fiyat yükselişleri beklediğim kripto paraların başında da Bon vardır. Bon da yatırıma değer bir kripto para projesidir arkadaşlar.
Bunlardan bir diğeri Baby Dogecoin olarak karşımızda. An itibariyle geri çekilmekte olmasına rağmen Baby Dogecoin arkadaşlar piyasa içerisinde popüler altcoin'ler dahilinde en çok yakım yapılan token Baby Doge token'dır. En çok yakım bu coin üzerinden gelir. Devamında en son bir yakım mekanizması kurdular ki Shiba'daki yakım mekanizmasının çok ilerisindeydi. Nitekim büyük yakımlar gelmekle birlikte ekip bir süre içerisinde 1'e 5 oranında yakım yapılacağının teminatını verdi. Nisan ayına kadar bu devam edecek. Yatırımcı bir yakarken ekip buna karşılık 5 yakacağını temin etti arkadaşlar ve en son 1 katrilyon üzerinde bir Baby Doge yakımı geldi. Baby Doge'un asıl katalizörü burada yakımlar olmakla birlikte tabii ki farklı projelerle de ilgilenmekteler arkadaşlar. Dolayısıyla ben Baby Doge'u yine yatırım yapılabilecek, ilerleyen vakitlerde iyi yükselişler gerçekleşebileceği kripto paralar arasında gördüğümü söylemek isterim. Şimdi bunlardan bir diğeri Bong'dur. Bong çok ciddi yükselişler yapmış. Devamında epeyce geri çekilmiş kripto paralardan bir tanesidir arkadaşlar ki son zamanlarda bundan dolayı aslında ilerleyen süreç için iyi bir yatırım fırsatı verdiğini ben düşünüyorum. Çünkü yeniden yapmış olduğu düzeltme nitekim hafif akümülatif düşüşleri yükselişe meyilli olduğunu da gösteriyor. Bong Solana üzerinde bir proje olarak ilerleyen süreçte yön yukarı yapabilecek ve güçlü yakımlar gelebileceği, gerçekten güçlü yakımlar vaat eden kripto para projeleri arasındadır. Solana'nın gücünü alıyor olması da burada özellikle pozitif bir durumdur arkadaşlar. Dolayısıyla ben Bong yatırımı da yapılabileceğini düşünüyorum. Bunlardan bir diğeri Dogecoin'dur. Şimdi Dogecoin Mars da biliyorsunuz geçmişte yine Vitalik Buterin'in desteğini almış bir kripto paradır. Nitekim Shiba'ya çok benzer şekilde Vitalik Buterin'le anlaşıp kendisine bir miktar coin gönderildikten sonra bunun bir kısmı yakım, kalan bir kısmı ise arkadaşlar dağıtım yani farklı yardım kuruluşlarına bağış olarak gönderilmesiyle birlikte vuku bulmuştur. Böyle karşımıza gelmiştir. Elon'un da ilerleyen vakitlerde ben yine güçlü yükselişler yapacağını, nitekim Elon Musk'ın haberlerinden de pozitif etki alan coinlerden bir tanesi olduğunu da bilmekte fayda var. Genel itibariyle meme coinler bu şekildedir. Ben bunlar haricinde çok fazla öyle kripto paraya, meme coin'e daha doğrusu yatırım yapılabileceğini düşünmüyorum. Daha çok meme coinler bu boğa sezonunda büyük yükselişler yapacakken paranın bu altcoinler üzerinde döneceği ve bunlarda ciddi katlama oranları geleceği kanaatindeyim önümüzdeki aylarda ve yıllarda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.